Merhabalar, ben Onur. İstanbul Karavan Köyü'nde Erkin'in komşusuyum. Kanala gelen yoğun istek üzerine Ortiz 390 modelini size tanıtacağız. Merhaba, öncelikle neden bu karavanı aldım ondan bahsedelim. Büyük karavanı çekmek bir kere zor. Büyük karavanı çekmek için ona göre uygun bir arabanın olması gerekiyor. Küçük karavanın her türlü avantajı var. Yatak olarak bize yetiyor. Bir tane çocuğumuz var. Eşim, ben, bek çocuk. Ranzalı bir model tercih ettik. Çocuğum ranza istediği için ranzalı modeli tercih ettik. Küçük olması minimal yaşam için çok daha avantajlı olduğunu düşünüyoruz. Büyük karavana hem araba dert, hem bir yere park etmek dert. Küçük karavanla her türlü daha kolay olduğunu düşündük. 880 kilogram diye geçiyor ruhsatta. O yüzden ehliyetli olması gerekiyor tabii ki. Ehliyetsiz kullanamıyorsunuz. Ruhsatlı bir karavan. Bu karavanı ben Ekim'de aldım. 14 Ekim'den beri buradayım. Burada karavancılık hayatıma geçtik. Bu karavanı tercih ettim çünkü Avrupa karavanlar fiyat olarak bütçemize uygun değildi. Yerli karavanlardan da bu ayarda iki tane karavan var. Ya Başoğlu'nun Caretta Uncle modeli ve Ortiz'in 390 modeli arasında kaldık. Bunu bulduk. Fiyat olarak ki bu daha uygun geldi. Arasında çok büyük fark yoktu. İkisi de birbirine benzer karavanlar zaten. Biz bunu tercih ettik. Şimdi o zaman biraz karavandan da bahsedelim. Yan taraftan başlayalım. Şimdi karavanda bir kere olmazsa olmaz yan kapaklar. Şu yan kapaklar karavanda gerçekten hayat kurtarıyor. Hem içeriden buraya ulaşabiliyorsunuz, hem yan taraftan buraya ulaşabiliyorsunuz. Burada ranza camlarımız var. İçeride ranza da tekrar gösteririz bunları. Bunların hepsi sineklikli. Burada ranzamız. Burada havalandırma kapaklarımız var. Buzdolabı var bunun arkasında. İçeri girdiğimizde buzdolabını da göstereceğiz. Buzdolabının havalandırmaları var. Şuradan su. Su depomuza ulaşım sağlıyoruz buradan. Buraya açtığımızda buradan doldurabiliyoruz. Dış duşumuz yan alttan takmalı. Onu kapağı açınca dış duşumu göstereceğim. Ve buradan da bir 220 girişimiz var. 220 volt elektriği şuradan alıp buraya ekliyoruz. Gabdinimiz, gabdin örtüsü çok önemli. Yağmur yağdığında kar dolu buralara birikip bunları pas yapabilir. Alko kullanmışlar. Gayet kaliteli. Ben buraya ekstra bazı özellikler ekledim. Mesela çok kişili olmasa da burada bir minik bir su terazimiz var. Karavan düzüm, hatta şu an biraz yamulmuş bile karavanımız. Ufak bir su terazisi ekledik. Şimdi burada bir depomuz var. Bu Webasto'muz. Webasto'muzun deposu. Orijinal Webasto aldık. Orijinal Webasto tercih ettim. Webasto'nun kendi bayisinden Serkan Bey var. Geldi, taktı, sağ olsun, yardımcı oldu. İzmir'den Parts Campers satan Serkan Bey var. Serkan Bey Webasto'yu temin etmemizi sağladı. Emre abiyle Mustafa abi, minver şarj aleti. Bu çok önemli. Ben karavanı aldıktan sonra minver şarj aletini ve Apex jelaküyü ile değiştirdim. Başka bir şarj aletim, başka bir aküm vardı. Yeterli olmuyordu. İki tane 190 watt güneş paneli var yukarıda. MPPT. Yani en iyi markalardan bir tanesi, hatta şu an güneşten gayet yeterli doluyor. Buradan görebiliyoruz. Şurada, bunu sonradan ekledim ben bunu. Bir ışığımız var. Burada bir düğmemiz var. Küçük. Ama gece karanlıkta, gündüz çok belli olmuyor ama gece karanlıkta burayı açtığımızda burayı görmemizi sağlıyor. Minik bir ışık. Ve tüpümüz burada, mutfak tüpümüz. Küçük tüp kullanıyoruz. İşte Webasto'nun bağlantıları. Ha, çok sağlam yaptılar. Serkan Bey sağ olsun. Buradan yan tarafa geçebiliriz. İşte yan kapaklar. Olmazsa olmazımız. Şurada bir üçlü prizimiz var. İçeride ben sonradan ekledim bunları. İki tane hoparlör ekledim. İki tane de içeriye ekledim. Bluetooth hoparlör ikisi de. Biri şurada, biri şurada. İçeridekileri de göstereceğim. İçeriden açılıyor. Bu kapak içeride koltuğun altından ulaşabiliyorsunuz. Ama dışarıdan ulaşmak çok önemli. Yatak açıkken yatağı kaldırmak, oradan altından bir şeyler almak çok zor. Biz bunu tercih ettik. Şunu ben sonradan ekledim. Ortiz'in burada yapmadığı bir şey söyleyeyim. Karavanın şu kenarlarında kanal yapıyorlar. Bu fitili yapıyorlar, tenteler girmesi için. Ortiz bunları yapmıyor karavanlarına ve ben bu yüzden buraya tente alamadım. Tente yaptıramadım daha doğrusu. Ortiz'le bunu konuştum. İşte Ortiz kendilerinin tente takabileceğini söylediler ama buraya takacakları tente de işte Thule ya da Dometic tente takıyorlar. Bunların da fiyatı
Yani 3 metrelik bir tuğlet antenin fiyatı yaklaşık olarak şu an 8.000 lira civarı. Bir dış kapağımız da burada. Arkadaki kapalıydı. Onu gösteremedim. Şurada içeride depolama alanımız var. Karavanın diğer kısmına doğru ulaşıyor bu. Ve buna şöyle hemen içeriye girerken göstereyim. Şuradan da bu depolama alanına ulaşabiliyoruz. Bu karavanda olmazsa olmazlarımız. Şimdi içeriye de girelim. Şimdi girerken şunu göstereyim mi önce? Şu karavanda kesinlikle olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi tezgahımız, çünkü çok küçük. Yani bulaşık yıkarken yeterli olmuyor. Şu kapak şu şekilde açıldığında şurası bir servis kapağı alıyor. Yemek yaparken malzemelerinizi buraya koyabilirsiniz. Bulaşık yıkarken burada yapabilirsiniz. Çok önemli bir kapak bu. Bu arada karavanımızın arkasında bir şeyi göstermedim. Geri görüş kamerası var. Onu da bir sonradan taktık. Hemen şuradan hatta görebiliriz onu. Onun bağlantılarını ben burada size göstereceğim. Onu göstersin. Geçen hafta başarılı videosundan. Bluetooth'la bağlantısı var. İnanılmaz güzel bir şey. Hani geri gelirken gayet rahat bir şekilde aracı park etmekte kullanıyorsunuz. Komşuluktan bahsedelim biraz da. Madem onu gösterdik abi. Ya karavan köyünde komşuluk inanılmaz. Ya herkes birbirini tanıyor. Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Onur'la burada tanıştık. Yan komşumuz bir de Evre geldi. Selamlar. Ya biz burada karavan köyünün en güzel yerindeyiz. Önümüz ağaçlık, hayvanlar bizim yanımızda, tavuklar, ördekler burada. Hepimizde çocuk var. Emre'de iki çocuk var. Onur'da bir çocuk, bende bir çocuk var. Çocuklar çok iyi anlaşıyor. Oyun oynuyorlar. Diğer taraflara gittiğimizde herkes birbirine yardımcı oluyor. En ufak eksiğimiz, ihtiyacımız varsa herkes birbirinden temin edebiliyor. Yani komşuluk çok iyi burada. Yunus, sen de uzun süredir yaşıyorsun burada. Bir kere her şeyden ziyade. Herkes hani dediği gibi onların yardımcı oluyor, fakat hani o samimiyeti bir anda insan yakalayamayacak gibi hissediyor. Ama baktığınızda hakikaten karavan hayatı çok daha farklı bir durumdaymış, onu görmüş olduk. En ufak bir şeyde herkes bir koşturma peşinde abi. Hani şu lazım oldu abi, hemen bizde var. İşte dün en basitinden ufak bir sigorta lazım oldu bize. Bütün karavan camiasını gezip çıkmadı ama herkes bir şekilde bir yardımcı olmaya çalıştı Emre için de. Emre gel. Bu da bizim selamlar, komşumuz. Komşuluk yanında ben bu sırada Onur'un karavanın suyunu dolduruyordum. Kendimkini doldurdum, Onur'unkini doldurdum. Sırada Onur vardı, diğer Onur'unkini dolduruyordum. Yani karavancılık camiası mecbur birbirine destek olacak. Birbirinin açını kapatacak bu şekilde. Abi bu arada biz 3-5 taşıyız burada. Yanlış olmasın, böyle kartallar dizildi yani. 4 diyelim. Vay, Erkin de var, 4 yani. Oldu. Eyvallah. Hadi dönelim biz, eyvallah. Tamam, şimdi girelim mi içeriye? Girelim, ben de gireyim şöyle bir. Tamam, gel abi. Oradan başlayalım. Buradan başlayalım. Evet, sen buradan başlayalım. Şimdi ranza, biz ranzanın alt katını genellikle depolama alanı olarak kullanıyoruz. Ya bu kurşlardan birkaç tane daha var. Bir tanesini şu an yukarıya koymuş. Şimdi pencere camlarımız sineklikli bunlar. Sineklik ve gölgelikli. Şunlardan bahsedeyim. Ben bunların ikisine de ya alt katta da üst katta da okuma lambaları koydum. Bunları sonradan ilave ettim. Şurada geri görüş kamerasının, şurası perdeli bu arada. Geri görüş kamerasının bağlantısı var. Şunu takmadan geri görüş kamerası çalışmıyor. Bunu taktıktan sonra telefonda uygulaması var. Telefon uygulamasıyla bunu çalıştırabiliyorsunuz. Gece yatarken perdeyi çekebiliyoruz buradan. Bunlar da birçok karavanda olmayan bir özellik daha. Bu tarafta da pencere var. Çift taraflı cam var. Sabah uyandığında burayı da görebiliyorsunuz. Cam kapaklı değil sadece. Onu sonradan yaptılar. Ben bunu 2020 Şubat ayında çıktı bu karavan Ortiz'den. Ondan sonrasında ekstra olarak Dometic marka cam kapak eklediler. Suyumuz bence gayet şık, hareketli. Bulaşık yıkarken çok kolaylık sağlıyor. Mutfak dolaplarımız, hatta bunlar mıknatıslı. Gayet büyük. Her şey içine sığıyor. Mıknatıslı buraya yapışabiliyor. Burada 90 litrelik bir buzdolabımız var. Gayet yeterli. Sadece hafta sonları kullanıyoruz ve yazın kullanacağız. Şurada bir dolabımız var. Biz burayı erzak dolabı yaptık. Erzak dolabı olarak kullanıyoruz. Şimdi ben şunlardan da bahsetmek istiyorum. Şunlar karavanın orijinalinde yoktu. Bunlar lastik. Arkaya yapışkanlı bunlar. Şuraya yapıştırıyoruz. Buradaki eşyalar hareket halindeyken karavanda düşebilir. Mesela bunun düşmesini engellemek için iki tane buraya lastik yapışkanlı buraya yaptım. 220 prizlerimiz var burada. Yine aynı şekilde
Şurada da mutfakta da bir 220 prizimiz var. Onu da gösterelim. Ufak tefek tuzlukları, baharatlıkları koyduğumuz bir yerimiz var. Bunların hepsi sineklikli ve perdeli. Şimdi burada tuvaletimiz biraz küçük. Tuvalet ve banyomuz biraz küçük. Daha büyük olmasını isterdim. Dolap gayet şık yapmışlar. İç dolabı gayet büyük, yeterli. Lavabonun altında yine deterjanlarımızı koyma yerimiz var. Karavan halılarından da bahsedeyim. Halılar yoktu. Karavanda izolasyon çok önemli ki Ortiz'in izolasyonu bence gayet iyi. Yerli karavanlar içerisinde çok iyi bir izolasyonu var. Yalnız yerden tabii ki biz kışında kaldığımız için soğuk geliyordu. Ben buraların ölçüsünü aldım. Bir halıcıya gittim. Ölçüleri verdim. Gayet tam ölçülere göre yaptı. Çok ufak tefek. O kadar da olacak. Kendimize ölçü verdiğimiz için. Yoksa çok da güzel overloadunu da çekti. Halıları kendimiz yaptık. Buraya geldim. Burası da oturma grubumuz. Masamız yatak olabiliyor. Masamızı şuradan şunu çekip aşağıya doğru indirdiğimizde şu şekilde aşağı iniyor. Koltukların arka kısımlarını üstüne kapadığımızda çift kişilik yatak oluyor. İki tane burada dolabımız var. Tabii önce çocuğumuzun yaptığı perdeler bence gayet şık. Şu ışıkları kendimiz taktık. Pille çalışıyor. Şuradan hatta ben onu açayım. Gece çok daha net belli oluyor tabii ki. İndirmesi daha kolay, kaldırması bir tık daha zor. Şimdi dışarıda gördüğümüz az önce kapak vardı bir tane. O kapağı buradan da ulaşabiliyoruz. Şunu kaldırdığımızda şuradan dışarıya ulaşabiliyoruz. Ama bu çok zor. Sürekli olarak bunu kaldır, aradığını bu böyle sabit durmuyor tabii ki. Tekrar yere düşmesi gerekiyor. Bir elinde tut, bir elinde ara zor. Bu yüzden dış kapaklar çok önemliydi. Dış kapaklı tercih ettik. Şurada Bluetooth sistemimiz var demiştik. Bunu açma kapama yerini buraya koydum. Buradan açıp iki hoparlörümüz de içeride var. Şurada ve şurada. İki tane dışarıda göstermiştik. Bunların hepsi Bluetooth'la çalışıyor. Camımız da sineklikli. Hatta şunu bir... Abi şunu indirelim ya. Kapağı böyle bıraktık. Şöyle durmasın. Vebasto'muzun ayar kısmı burada. Vebasto'muzun düğmesi. Şöyle çevirdiğimizde Vebasto'yu açabiliyoruz. Dijital değil. Dijital için ekstra bir ücret istemişlerdi. Çok da önemli bir şey değil diye ben onu bırakmıştım. İki tane USB girişi. Şurada. Şuradan bunu da açma kapama düğmesi var. 220 prizimiz. Şurada da bir adet çakmak girişi. 12 voltluk. Ve yine şurada düğmesiyle açabiliyorsunuz. 2 adet 12 voltluk USB girişlerimiz var. Bunlar 220 elektriği bulamadığımız yerlerde bizim için çok önemli. Telefonumuzu şarj etmek için 12 volt kullanmamız gerekiyor. Bunları 220 voltla bunları şarj edemeyiz. Ya teste kalmak zorundayız güvenlik için. Karavanımızı istediğimiz her yere çekemeyiz. Dağ başında her türlü insan var. Biz aileyiz, çocukluyuz. Çocuğumuzla istediğimiz her yere gidemeyiz. Her türlü insan var. Burada en azından işte güvenliğimiz var. Reha abi sürekli burada yaşıyor. Kameralarımız var. Güvenlik sebebiyle tesisleri tercih ettik. Ve 220 volta yani ne kadar güneş enerjimiz de olsa mutlaka ihtiyacımız oluyor. Bilgisayarımızı şarj etmemiz gerekiyor. Veya elektriğimiz bazen güneş enerjimiz yeterli olmuyor kışın. 220'ye ihtiyacımız oluyor. Tuvaletimizi dökmemiz gerekiyor. Doğaya bunu boşaltamayız. Kimyasallarımız var. Pandemide zaten dışarıda kalamıyorsunuz. Öyle istediğiniz her yerde kalamıyorsunuz. Tuvalet kimyasalları da doğaya zarar verdiği için kamplarda kalmak zorundayız. Başka kamplara şöyle buraya gelmeden önce, burayı bulmadan önce bütün kampları gezdim neredeyse. Adrian'ın oraya gittim. Aydos kampa yer yoktu. Yeni açılan Fava kamp vardı. Babanın henüz daha yeni oturtmaya çalışıyordu. Oraya bir gitmiştim. Kirpi'ye gitmiştim. Kirpi de daha yeniydi o zamanlar. 5-6 tane karavanı vardı. Sonra buraya geldim. Açılan telefonda yer yok demişlerdi. Sonra atladım eşimle. Gel gidelim bakalım dedim. Karavanı almadan bir hafta önce yaptık bunları. Önce kamp yeri yer bulmamız gerekiyordu. Kamp alanı bulmamız gerekiyordu. Buraya geldik kapıya. Cem'i aradık. Cem dedi ben orada yokum. Babam orada. Babam sizinle ilgilensin. Reha abi geldi bizi gezdirdi. Reha abinin eski karavancı olması. Yaklaşık 30 yılı aşkın bir karavancılığı var. Bizi çok etkiledi. Abi teste yıllık para ödüyoruz biz. Yıllık 6000 lira ödüyoruz.
aylık 500 lira gibi bir ücreti var. Bunun haricinde elektrik ödüyoruz. Ama benim güneş enerjim olduğu için elektriğe çok fazla para ödemiyorum. Şöyle söyleyeyim, geçen ay bana gelen elektrik 14 lira. Elektriğimin büyük çoğunluğunu güneşten sağladığım için 14 liralık bir elektrik geldi. O da önünde bir çadırım var. Çadırın içine ışığını yakıyorum. Onu tabii ki mecburen tesisten almak zorundayım. Ben öğretmenim. Karavanda ders yaptığım oldu. Hatta bugün de bir dersim var. Bunu da karavanda yapacağım. Online çalışıyoruz zaten. Artık okullar bir an önce açılsın istiyoruz tabii ki. Sıkıldık evde. Öğrencilerimizi okulumuza bir an önce kavuşalım istiyoruz. Ama online olduğu zaman karavanda çalışabiliyoruz. Pazartesi günleri ben burada kalıyorum genellikle. Eşim buradan çalışıyor. Ben çadırda çalışıyorum. Ada burada ders yapıyor. Çalışma hayatta gayet iyi. İnternet sorunumuz olmuyor. Telefondan internetleri paylaşıyoruz. Abi Ada 6,5 yaşında. Birinci sınıfa gidiyor. Derslerini tabii ki pandemiden dolayı online alıyor. Dışarıda gördüğünüz Emre bizim eski arkadaşımız. Emre'nin de bir kızı var. Ada ile yaşıt. Çok da iyi anlaşıyorlar. Evimizde aynı sitede oturuyoruz biz. Eşimle aynı yerde çalışıyor Emre. Onur'un ufak bir çocuğu var. Diğer tarafta sizin kızınız da Asya ile Ada çok iyi anlaşıyor. Bunun haricinde yani burada neredeyse her ailenin bir çocuğu var. Çocuksuz aile yok gibi. Çocukla aile için özellikle bu pandemi döneminde ya karavan hayatı çok önemli. Çocuk çünkü doğada. Burada yürüyüş alanlarımız var. Ormana çıkabiliyoruz. Burada ya çocuk buraya geldikten sonra tavuklara, ördeklere dokunabilmeye başladı. Çocuk İstanbul'da bunu görmüyordu. Tavuk, ördek görmüyordu hatta. Burada gidip bunları alıyor, seviyor. İşte köpeklerle, biliyorsunuz birçok köpeğimiz var burada. Köpeklerle çok iyi arkadaşlık ediyorlar. Yürüyüşe çıktığımızda köpekler peşimizden geliyor. Bize arkadaşlık ediyorlar. Emre kaçma, gel, ne yapıyorsun? Yok, şuradan falçatası var Onur'un da, onu alacağım. Şimdi bir gider tamiri yapacağım, ufacık falçata ihtiyacım vardı. Onur'un karavanı kendi karavanım gibi biliyorum. Nerede ne var hemen ucundan alayım dedim. Abi şöyle söyleyeyim. Ben büyük karavanda baktım. Küçük karavan baktım. Birçok kişiye sordum. İstanbul'daki neredeyse bütün karavan kamplarını gezdim. Oradaki kişilerle görüştüm. İşte Adria'ya gittim. Agus'a gittim. Yerli karavanlar için işte Başoğlu'yla Ortiz'de görüştüm. Büyük karavanı almak... Şimdi karavan büyüdükçe karavanın ağırlığı artıyor. Karavanın ağırlığı arttığı zaman hem yolda giderken tehlikeli... Arkada bir savrulma olduğu zaman büyük karavanı çekmek falan çok zor. Büyük karavanı park etmek çok zor. Su depoları bizim yerli karavanlarda çok büyük ki bu benimkinde de çok büyük. Avrupa karavanlarda işte 45-50 litreyi genellikle geçmiyor su depoları. Bizim karavanlarda, benim şu an karavanımda 140 litrelik su deposu var. İşte bu su deposunu biraz fazla dolduğu anda bile karavanın ağırlığı artıyor. İşte güneş panelini taktık, karavanın ağırlığı artıyor. Akümüz karavanın ağırlığını arttırıyor. Ve bu ağırlık arttıkça da yolda gitmek zorlaşıyor. Şimdi büyük karavan olduğu zaman bir kere böyle bir riskim var. Dingili parçalama riskim var. Kaza riskin daha fazla. Bu karavana biz çok rahat sığdık. Ama ne olmasını isterdim. Bundan sonra karavanımı değiştirdim. Ne olmasını isterdim. Bir kere buzdolabımın biraz daha büyük olmasını isterdim. 90 litre buzdolabı yeterli. Hafta sonu için yeterli. Ama uzun süre kamp yaptığımız zamanlar, ki bu yazın daha uzun süre, bir hafta, 10 gün, 15 gün, belki bir ay kamplar yapacağız. Oralarda yeterli olup olmayacağı konusunda henüz bir bilgimiz yok. Büyük olmasını isterdim. Onlar da sabit yatağımın olmasını isterdim. Şu an sabit yatağım yok. Biz her gece bu masayı aşağıya indirip yatağımızı açıp sabah olduğunda yatağımızı toplamamız gerekiyor. Ve tuvaletimin ve banyomun dıştan kasetli ve daha büyük olmasını isterdim. Onun haricinde isteyeceğim bütün özellikleri Ortiz'de buldum. Peki abi, şimdi burada ben de yerli yabancı bütün karavanları gördük. Ağırlıklı olarak yabancı karavan var. Farkı nedir yerli ve yabancı? Mesela bir sonraki alınca artık bir daha yerli almam diyor musun? Ya yerli almam demiyorum ama ithal karavanda işçilikler bir kere daha fazla. Şimdi Ortiz'in şu camları gayet büyük bir cam. Hatta şurası camın bir kısmını kapatıyor bile. Şurada nereden baksanız işte 5-6 parmaklık bir cam aşağıda kalıyor. Şunu biraz daha aşağı indirip veya camı daha yukarıya çıkarıp şuraya dolap yapılabilirdi. Depolama alanı karavanda çok önemli. Özellikle uzun süre kaldığımız zamanlar depolama alanları çok önemli. Çocuklu ailelerde bu daha da önemli. Yine arka tarafta da aynı şekilde yapılabilirdi. Şu kısmı, dolabın üstü, daha geniş bir dolap yapılabilirdi buraya.
Şuraya eşyalarımızı koyuyoruz ama bu komple dolap olsaydı daha güzel olabilirdi. Buzdolabı, şu alt dolaplar çok fazla. Mutfakta yeterince dolabımız var ama buzdolabını aşağıya alıp buraya belki giysi dolabı yapılabilirdi. Ekimizi göstermedik. Tavan ekimiz de var. Bir de bu da sineklik ve perdeli. Şunları birbirinden ayırıp şuradan kaldırıp açabiliyoruz. Kaç yapıyor bu karavan? Bu karavanla 120 bastım ben. 120. Normal arabadan kaç yapıyor? Karavanla 120 çok rahat gidiyor tabii ki. Güzel. Ama gitmemek gerekiyor. Onur sen gitme. Yok. Gelmişler. Nasıl bitirelim abi? Ne diyorsunuz? Şampiyon Beşiktaş diye mi bitirelim? Onu biliyoruz. Bilmediğimiz bir şeyle. Beklentimiz olan bir şeyle devam de bitirelim. Abi 3 tane yerli karavan kullanıcısı var en azından. Bu güzel bir şey. Ama hepimiz yani sonrasında daha farklı şeyler düşünüyoruz. Ya ona girme. Ya tabii canım. Ufak başı tefek olsaydı güzel olurdu. Yerlerine girdik içeride sadece. Evet. Ya genel olarak herhalde benim de gördüğüm abi yerli karavanlar daha bu işi öğrenme aşamasında. O yüzden çok yüklenmemek lazım ama herhalde işçiliğe biraz daha dikkat etmek lazım gibi. Ben dışarıdan onu gördüm bu 3 aydan. Ama şöyle bir şey var. Şimdi yerli karavanı evet biz bazen kötülüğe olabilir. İşte Avrupalarla karşılaştır olabiliriz ama şimdi Avrupa karavanın fiyatı da belli. Yerli karavanın fiyatı da belli. Yani biraz ne kadar ekmek o kadar köfteye de geliyor günün sonunda. Ama çok yaklaştı fiyatlar abi. Şimdi bakıyorum bu Ortiz'in fiyatı ne kadar mesela? Abi şu Ortiz'i tam her şeyiyle doldurup evet. Avrupa karavanın olduğu standartlarla evet doldurmaya kalktığımızda Avrupa karavanından daha pahalıya geliyor. İşte ben de bunu kastettim abi yani. Olsun bence olsun kesinlikle daha çok kazansınlar. Daha çok kazansınlar daha fazla yatırım yapsınlar. Ama işçiliğe biraz daha dikkat etsinler. Ya ben şunları gördüm. Peki olayı ne? Akşam sana anlattım ya onu söyleyeyim. Cam kapak açıldın. Banyo kapısı açıldığında tavan hekisine çarpıp kapı açıldı. Başka markada değil mi? Başka bir marka. Başka bir marka. Resim vermeyeyim onu. Aynen. Ya Ortiz'in işçiliği bu konuda gayet iyi. Ya Ortiz zaten hakikaten şöyle bakınca elektrik tesisatı bakımından da aynı şekilde çok güzel abi. Hani diğer firmalara benzemiyor. Adamlar komple 12 volt olarak döşemiş ve elektrik sıkıntısı hiç yaşamayacağım bir cihaz. Hakikaten 60'lık bir kuru aküyle bile hani 2 gün 3 gün seni götürecek bir şey var yani burada baktığında. Buzdolabı olsun, ışıklandırma sistemi olsun. Komple LED yapmışlar hakikaten yakmıyor da yani. Bu arada buzdolabında 12 volt. Ben buzdolabını hiç kapatmıyorum. Hafta içi de kapatmıyorum. Onunla sürekli eşyalarımız var. Emre ikini çekemedik Ankılı ama memnun musun? Ayıp üstten ezden şey yapalım Emre bari. Ya, ben beğendim çünkü Ankılı'nın tasarımını falan. Ya, genel olarak memnunum. Bizim bu arka ranza katlanabiliyor. Diğer bu Ortizlerden farklı olarak işte 2020 modellerinde arka ranza katlanıyor. Katlandığı zaman benim 6 yaşında bir çocuğum var işte. Bir de 1,5 yaşında bir çocuğum var. Onlar için biraz daha rahat. Arka tarafta oynama alanı yükseliyor kaldırdığımız zaman. Ya da ön tarafta oynadıklarımız zaman biz arka tarafta oturup kitap da okuyabiliyoruz. İşte, telefonla oynuyoruz. Farklı etkinlikler de yapabiliyoruz. O nedenle rahatlığı var. Genel olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Yerli karavanları daha çok ilk basamak gibi görüyor kullanıcılar. Eğer sonrasında karavancılığa gönül verip devam etmek isterlerse o zaman işte Avrupa karavanlara zıplayabiliyorlar. Yani şey olarak baktığımızda akıllı tavsiye edebilirim şu an için. Beni çok üzen bir tarafı yok. Ama genel olarak herkesin değindi. İşte işçilik biraz daha iyi olsa daha iyi olabilirdi. Burada da sıkıntı biraz şeyden kaynaklanıyor. Çok yoğun talep var. Talep karşılamak için biraz hızlı çalışıyorlar. Onları da anlıyorum ama kullanıcılar da biraz buraya para veriyor. Onun da hakkını almak istiyorlar. Yani iki taraflı da yani şey var. Zorlu bir durum. Süreç. Bir şekilde drain'e oturacak ama bir kısım işte mağdur oluyor. Sonrasında düzeltiyorlar, destek veriyorlar. Drain'e oturacak her şey, güzel olacak ilerleyen dönemlerde. Yani karavancılar da bu kadar yoğun talep geleceğini bugüne kadar tahmin etmiyorlardı. Pandemi de birdenbire patladı. Şey de yok, yani eldeki işçilik, yani işçi, usta sayısı da az. Bir şekilde dengelemeye çalışıyorlar. Ya şunu da gördüm, ustalar da yeni öğreniyor. Bunların çoğu mobilyacı, primapenci ustalar aynen, aslında. Aynen. Karavan ustası değil. Tabii, adam tabii. Karavanı hiç görmemiş hayatında. Kendi baktığın zaman zaten abi kaç tane usta bulabiliyorsun? Evet. Karavanı kullanmıyorlar. Evet. Kullanmadığı için neresinde daha ne yapabilirim bunu bilmiyorlar. Önce karavan kullanmaları gerekiyor. Ustaların da kullanması gerekiyor. Karavan imal edenlerin de kullanması gerekiyor. Evet. Bu arada Ortiz'in bir mühendis bir bayan var. Şimdi ismi tam aklımda değil. Kendisi Ortiz 390 kullanıyor. Kendisi de Ortiz 390 kullandığı için eksiklerini biliyor. Eksiklerini çok rahat giderebiliyorlar. Bu çok önemli evet. Bence çok önemli. Ortiz'in tasarımını yapan mühendis. Yaşadıkça görüyoruz zaten. Yani evet. O şey. Yaşadıkça hakikaten. Evet. Yani markalarda eleştirileri açık olsun. Bazen ben de çok böyle sert aksi konuşuyorum ama yani tesis sahipleri de işte karavan üreticileri de bu eleştirileri bir şekilde biz dile getirmesek çünkü
fark etmeyecekler ya da kayla almayacaklar. Çıkmak gerekiyor biraz. Araştırıcı olmak gerekiyor. Evet. Bak biz şimdi burada aylarca bakıyoruz, araştırıyoruz. İnternetten oradan yaşayarak görüyoruz abi. Sonra bir kıyaslamaya giriyorsun. O kıyaslamaya girdiğin hesap 2 sene bu da Avrupa karavanı oluyor haliyle. Evet. Yani bunu kıyaslama yaparken biz bu kadar ufacık bir şeyi yani gözden kaçırmazken yani büyük şirket sahipleri, karavan hani şirket sahipleri bunları göremiyorken hani bu şekilde olması da biraz saçma geliyor bana. Yani görüyorlardır belki de yapmak mı istiyor? Düz mantıktan çıkmak gerek abi biraz. Ya şikayet sesimizi biraz arttırmamız lazım. Ben onu görüyorum. İnsanlar şikayet etse biraz markalar yani mecbur kalacak. Bizim yani bakış açımız bu abi her zaman. Evet. Yani bunu açtığımız zaman gerçekten o zaman büyümeye karşı biraz daha odaklanabiliyoruz. Daha iyi oluyor. Yerlilerde şöyle bir bakış açısı var. İşte bu karavanı Ortiz şu an 88 bin artık ADV'ye satıyor. Boş halini. Hiçbir şey yok karavanda. Uncle'da 94 artık ADV galiba. Aynen aşağı yukarı. Önceden fiyatlar aynıydı. Birebir ikisi de eski fiyatlar işte 85 artık ADV'de hepsi aynıydı. Evet. Sonradan işte güncellemelerle biraz farklılaşıyor ama genelde Uncle'la Ortiz kafa kafaya, kafa kafaya benzer. Şimdi Umarsan aynı fiyatta veriyordu. Son dönemlerde fiyatları çok kontrol etmedi ama üçünün fiyatları aynıydı. Umarsan, Ortiz ve Uncle'ın fiyatları aynıydı. Fiyat deyince o zaman bir de insanların şikayetlerini de dile getirelim. Yani karavan üreticileri bu kanalı takip ettiklerini düşünüyorum ve biliyorum. Kurdan dolayı yükselen fiyatlar artık düşmüyor. Kur düştü ama fiyatlar düşmüyor. Şimdi forumlarda falan biz takip ediyoruz, arkadaşlarla konuşuyoruz. Fiyat düşmesini insanlar bekliyor. Çünkü Euro 9 lira diyorduk, Euro düştü, hiçbir şey değişmedi. Dolar diyorduk, dolar düştü, bir şey değişmedi. İnsanların fiyatlara yansımasını bekliyor bunları. Euro 10 liraya yaklaştığı dönemde, ben karavanı o dönemlerde aldım, Ortiz'in sıfır fiyatı 70 bin artık ADV'ydi. Ya Euro 10 liraya yakın. Euro 8.5 lira falan düştü. Hatta şu an 9 lira civarında herhalde Euro. Ortiz şu an 88 bin artık ADV. Birçok şey ithal alıyorsun. Fiyat çıktığı gibi, dolar yükseldiği gibi. Oynama olmuyor. Hemen fiyatı yükseltiyorsun, fiyat düştüğünde düşürmüyorlar. Sabitliyorlar ama niye sabitliyorlar abi? Sen bir şey diyordun, Onur böldüm onu. Evet, yerli karavan üreticilerine şöyle bir durum var. Ben karavanı boş vereyim. Herkesin bütçesine uygun bir karavan vereyim. Herkes daha sonra ne istiyorsa üstüne ekleme yapsın. Avrupa karavanlar da böyle değil. Avrupa karavanlarda standart 3 sistem buzdolabı var. Türkiye'de ben 3 sistem buzdolabı olan bir karavan görmedim. Gazla 220 ve 12 voltla çalışıyor. Benim karavan 12 voltla çalışıyor, 220 voltla çalışmıyor. 12 volt ya da işte 12 voltum yok, elektriğim bitti. Buzdolabı çalıştırmak zorundayım, tüple çalıştıramıyorum. Ama Avrupa karavan bunu tüple de çalıştırabiliyor. Ya orada büyük ihtimalle seri üretim yapayım. Standart seri üretim, bant üretimi çıkartayım. Sonrasında herkes karavana ulaşabilsin diye yapıyor. Ekstrasıyla uğraşmayayım. Uğraşmak da şey geliyor. Genelde zaten ekstraları kendin aldığından daha pahalıya satıyorlar. O nedenle ben sıfırı vereyim. İyse isteyen istediğini dışarıda taktırsın. Beni de yormasına getiriyor benim anladığım kadarıyla üreticiler. Bir de Başoğlu'nun sana taktığı Webasto'yu Başoğlu'nun verdiği fiyat. Ben orijinal Webasto aldım, çok daha ucuz aldım. Bir de şunu görüyorum mesela. Eğer sen dışarıdan taktırırsan garantiyi bozarım şeklinde. Yani, anlayışlar geliyor tabii, yani. Tabii. Ya şimdi 10 yıllık sızdırmazlık garantisi var bu karavanda. Ama mesela başka marka bir şey taksan, ondan takmasan ya başka oradan sızdırırsa. Sen tavanı delmediğin sürece diyor. Sen buraya tenteyi mesela ben takarsam diyor 10 yıl garantin devam eder. Ama sen dışarıya bir yeri taktırırsan tentenin oradan su alırsa ben bunun garantisini veremem diyor. Ya haklı olarak aslında. Haklı ama tenteyi de biraz daha uygun fiyata satsın oradaki. Aynen. Biz de dışarıdan mecbur kalmıyoruz. Biraz zoraki aynen öyle. Koşullar altında. Hani Katule'ye de domatik var. Ne tente satmıyorlar neredeyse. Evet. Neyse. Ya burada bilmiyorum, yerliler acaba yerli tenteler mi iyi değil? Hiç kullanmadım ben yerli tente, bilmiyorum. Ya birkaç yıl sonra bu röportajı çeksek yani muhtemelen vay be yerliler de bayağı bu işi öğrendi diyeceğiz yani. Kesinlikle, belki abi. Kesinlikle. Şu birkaç fiyatlar da uygunlaştı diyeceğiz abi, belki ama. Ortiz zaten piyasaya gireli 4 yıl oldu yanılmıyorsam. Evet. 4 yıllık bir karavan şirketi. Aynen. Şimdi Başoğlu çok daha eski tabii ki. Evet. Başoğlu Türkiye'nin en eskisi. Ya umarım birkaç yıl sonra hep biz gene yerli kullanmaya devam ederiz. İnşallah. Memnun oluruz böyle. Yani evet, yani kullanmak istiyoruz tabii. Yani şartları biraz değişirsin. Evet. Yeterli olacaktır zaten diye düşünüyoruz biz de. Güzel Uncle muhabbet Mortis oldu. Böyle bırakalım mı? Aman Uncle Mortis. Evet. Uncle Mortis. biz kendi aramızda biz onlarla çok samimiyiz. Uncle Mortis. Ailecek şey yapıyoruz. Hatta biz kanal bile açsak mı? Uncle Ortiz'e karşı falan gibi bir rakip kanal açmayın. Çekin bana yollayın, ben yayınlarım. Bölmeyin izlenmeleri. Uncle'ın da güzel yanları var. Şaka bir yana açın abi. Var. Ne kadar çok karavan kanalı açılsa o kadar güzel. Uncle'ın ranzasının kalkması mesela çok güzel bir şey. Ortiz'de bu yok. Ama Ortiz'in avantajı bence daha fazla. Ben Ortiz abi bence. Her kullanıcı kendi karavanını beğenir. Ben de Uncle olacağım abi. Uncle forever. Ben de Vegacıyım babacığım yani. O zaman konuyu tatlıya bağlayalım. Bu kapıyı anlattı mı? Bu kapıyı kapıyı anlatsın. Anlatmadık ya. Kapıyı da anlatsın özel kendinden. Öyle bitir bari. Sonrasında kapıyı da kapatalım. Kapımız, askılarımız, montlarımız falan buraya asıyoruz. Hadi Onur sen çek, ben de gözükeyim. Onur çek ya. Onur çek burada.
küçük bir depolama alanımız var. Karavan anahtarımızı buraya koyuyoruz. Ufak tefek ıvır zıvırımız var. Ve şurada... Kapı çok güzel düşünmüş burada gerçekten. Evet. Bayağı iyi yani. Şurada bir ayakkabılığımız var. Ben buraya yangın söndürme tüpü koyduk. Çekeceğimiz burada. Askılıkları sonradan mı taktın? Var mı bizde? Askılıklar vardı. İçerideki askılıkları ben sonradan taktım. Güzel düşünmüş ama giriş hakikaten. Evet. Etleri bir şey var. Yalıtımı da gidiyorsun zaten. Ya yalıtımı bence gayet güzel. Avrupa karavan ayarında bir yalıtım yapmışlar. Güle güle kullan abi, ne diyeyim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Haydi bakalım, kapatıyoruz. Abone olmayı unutmayın. Hep söylemeyi unutuyorum. Tabii tabii tabii. Abone oluyoruz, katılıyoruz, beğeniyoruz arkadaşlar. Beğeni ve abone olma önemli. Bütün soruları yazın. Hepsinin en kötü onu cevaplar. Ya yaparız her türlü. Kapatma abi, oraya yer yapmış adam. Ha, şuraya bak, şurada tutulmuş ya. Buradan da değil mi? Abi ne oldu? Ucuna değiyor şey işte. Ne oldu? Patlak demin kapı sıkıntılı. Abi bak nerede? Bak tutmaya yer yapmış adam. Yok çekmiyor. Bak tutmaya yer yapmış adam değil mi? Vay güzel yapmışlar. Güzel düşünmüşler. Adamlar bir şeyler yapmaya çalışıyorlar da. Oğlum dolaba değmiyor, düşüyor yalnız ha. Abi dolabı da yemek kırdı yani. Asıl şekiller burada zaten. Sen burayı göster. Tabii canım. Hadi tam kapatıyorum şimdi, tamam rahat ol. Kapandı bitti. Ya bak mesela yapamadın mı sen? Şu dışarıdan şeyler, bu gözler çok önemli. Çok. Ya bunun fiyatı 4000 lira abi ya. Yapmıyor abi.